Ben Sağ TV mutfağından çıktım ve salona geldim. Efendim, beğendiniz mi? Hamsi balığı, bol yeşillikleri. Umarım beğenmişsinizdir. Geliyorum. Evet efendim, gördünüz nasıl olmuş? Bu da şimdilik meze olaraktan. Seda gel canım. Şarjım bitiyordu. Allah'tan ki kısa da olsa YouTube'ya çektim şeyi. Gel. Seda Hanım neredeler efendim? Buradalar mı? Serçe Fover beğendin mi? Beğendiniz mi efendim? Doğru söyleyin ya. İşte ki. Huriye abla beğendin mi kız? Bu mudur sevdanın adı? Silindi gitti tadı. Duymadı ki feryadımı. Dur diyemem ben. Sessiz sessiz ağlarım. Sensiz ben nasıl yaşarım? Doğru diyemem ben. Ya arkadaşlar bir şey soracağım size de. Ha yok şimdi meze olarak hazırladım kendimi. Ay çok mersi Zeynep Hanım. Buyurun efendim. Gelmek ister misiniz? Şimdi meze olarak hazırladım efendim. Tabii ki pizlendikten sonra ekmekle şöyle dinlendikçe, balık dinlendikçe çok güzel olur efendim. Yani. O zaman ekmekle yiyeceğim. Evet. Zeynep Hanım'ı alalım efendim. Biraz. Maşallah de yani. Kız. Ustalık vergen bile var benim. Şey aman ustalık. Hoş geldiniz Zeynep Hanım. Merhabalar. Merhabalar. Hem sana eşlik edeyim dedim hem de ben de çiğ köfte malzemesi hazırlıyorum Sibel'cim. Sana da afiyet olsun. Beğendiniz mi Zeynep Hanım? Mükemmel. Mükemmel. Emeğinize sağlık. Afiyet olsun bu arada. Ama bir şey söyleyeyim mi Zeynep? Ben
Geçen sene çok küçüktü hamsi. Bir kere yani bir kere aldım. Hepsi birbirine dolaştı. Şey oldu yani böyle hahurlaşmış gibi. Ondan sonra Yalanım. attım. Dök şeye yani kedilere verdim daha doğrusu. Ama bugünkü kılçıklara bir o zaman kılçıkları küçüktü. Çok küçüktü. Ama bu sefer ne yaptım? Kılçıksız ikisini birbirine yapıştırdım. Onu da beklettim. Onu da beklettim. Ondan sonra da güzelce kızarttım. Evet Sibel Hanım, ikisini birleştiriyorsunuz. Aynen, çok güzel oluyor. Daha dolgun oluyor aynen. Evet. Ama şeyi çok seviyorum. İşkembeyi. Geçen çok bir yani şey oldum. Gerçi fazla şeyim yoktu. Beldem yoktu da. İnşallah olduğunda da şey alacağım. İşkembe yapmıştım. 3 tabak çıktı. 2 kilodan. Bu sefer 4 kilo alacağım Zeynep. Keyif. Bana dediler ki Sibel abla sen dana işkembesi alıp da düdüklüde yapsan daha şey yok. Hayır ben düdüklüden korkuyorum. Evet, diye ses çıkartıyor. Yani dana işkembeyi de sevmiyorum. Allah izin verirse bu sefer yine kuzu işkembe 4 kilo. Afiyet olsun Sibel Hanım. Alacağım. Yani yapacağım. Eğer 2 kilodan 4 tabak çıktıysa 4 kilodan da 8 tabak çıkar. Hatta diyorum ki ne? Bir gün de şey yapayım diyorum. Onu da çok güzel yapıyorum. Kelle ayak. Kelleyi koyuyorum tencereye. Ayakla beraber temizlenmiş zaten önce yıkıyorum. Sonrasında da tencereye koyuyorum haşlanıyor. Haşlandıktan sonra da onu tiftikliyorum Zeynep. Şeyi kelleyle ayağı tiftikliyorum. Sonra o kelleyle ayağın haşladığım suyun içine ilave ediyorum. Oluyor sana kelle paça. Anladım Sibel Hanım. Şimdi benim ilgi alanıma girmediği için o yüzden bir şey diyemiyorum. Afiyet olsun. Berkcan'cığım hoş geldin. Taşlık mı Huriye? Kız yok taşlık ta yukarıda çok uzak bana. Taşlığı mı? Onu da çok güzel yapıyorum tavuk taşlığını. Hatta bulsam bir paket Aurora'ya alıyorum, bir kutu da bana, bir paket de bana kendime alıyorum. Aurora da çok seviyorum. Nasılsın Berkcan'cığım? Merhabalar. Merhaba. Günnihal. Yeliz Hanım'a hoş geldiniz. Düşler Sokağı merhabalar. Sibel Hanım, ben müsaadenizi alayım, ben yemek yapacağım. Rica ederim. Yani bu hayır. Hayır bu yani özellikle muhabbet sizin için yani. Estağfurullah, ben haftamda dinlerim ya. Sorun yok. Hayır. Vallahi ben de ne yapayım Berkcan'cığım? Konuğum Zeynep abla. Ben de biliyorsun Baysan TV mutfağından çıktım. Hamsi balık yaptım. Bol yeşillik böyle. Yani şimdilik meze olarak böyle kendime biraz az bir şey koydum. Ondan sonra da zaten ilerleyen saatlerde inşallah etmeyi unutmam. Daha saat erken gelecek. Necati de yok efendim. Necati de kaderine mahkum oldu. Ben üzülüyorum yani. Çünkü ben çok uzun zaman cezaevinde yattığımdan dolayı sevgili Uğur, hoş geldin. Güzel kardeşim.
O yüzden yani inşallah imkan olur, menajer kolisi olur. Yani ben severim öyle kader mahkumlarına 3-5 de olsa göndermeyi. Keşke imkanım olmuş olsa da bir de hani gidip böyle bir ceza infaz kurumunun mütemetine birinci müdürle görüşüp de hani şöyle bir 20 bin, 10 bin yatırsam oradaki çocuklu 0-6 yaş çocuğu alıyorlar annelerle birlikte. İyi de oldu mu nakka dışarıya. Onlara keşke böyle bir yardımda, destekte bulunabilsem inşallah. Bakalım efendim. Kısmet nasıl? Fatihli merhaba. Nurcan abla hoş geldin. Zeynep. Efendim Sibel Hanım, buyurunuz. Nurcan ablaya demiş ki, teşekkür ediyorum Patrik'le. Demiş ki benim telefon faturam var demiş. Öyle şey alıkmıştı beldeyi. Nurcan abla söyledi. Telefon faturamı ödeyemiyorum demiş. Nurcan abla da göndermiş ona. Bir daha da göndermez zaten. Ya isteme kabiliyeti şey ama yani hep beni kullanıyormuş Zeynep bugüne kadar. Tabii. Evet arkadaşlar. Dur bu dişim kesmez. Görüntü olarak ben yani YouTube'a atacağım ya. Onu rendelesem o zaman dişim yani öyle. Zeynep Ben yorumlara göre mi? Hanım, siz ne yapıyorsunuz? İyi misiniz? Ne var ne yok efendim? Teşekkür ederim Sibel Hanım. Ben de köfte yapacağım, çiğ köfte yapacağım ben de şu an. Aa, çok güzel. Mehmet Evet, ben de dayı burada elim. olsaydı o güzel yapıyor. Ben beceremiyorum. Yorumlar durdu mu Sibel Hanım? Zaten Anteplilerle Urfalılar güzel yapar çiğ köfteyi. Şarj alet şeyimi arıyorum da. Yorumlar durdu mu? Ben göremiyorum yorumları falan da. Ben dışarıda sevmiyorum ya çiğ köfte falan. Yok şey ben bir kere söyledim buradan. Ama Huriye'cim çıkartmak zorunda kalırım. Bak ben burada Baysal TV'ye biliyorsunuz icralığım Zeynep Hanım konuğum çıkartırım. Yani buradan çıkartırım. Rica ediyorum. Sibel Hanım, alttaki yorumlara takılmıyorum ben. Zaten kimseyi tanımadığım için. Ha, Nurcan abla demiş ki dışarıda köfte yemez. Nurcan abla ben de tam orayı anlatıyordum Zeynep'e. Ben şimdi bir gün kimdi ya? Vallahi bir tane hayranım. Eve şey göndermiş. Çiğ köfte göndermiş. Ondan sonra baktım ki o kadar hoşuma gitti ki ondan önce de söylüyordu. Hiç güzel değildi. Ama bu nereden söylendi bana?
Onun şeyini atmışım, bulamıyorum. Poşette yazıyor ya numarası. Naylonda, poşette. Ha. O çok güzeldi. Diğer söylediklerim yenmedi. Hera Kraliçem hoş geldin. Yani o yüzden Zeynep Hanım şöyle bilir zaten kendisi Urfalıdır. Mehmet Dayı da Anteplidir. Mehmet Dayı burada çiğ köfte yaptığı zaman çok güzel yapıyor. Sibel Hanım, size özel bir gün yaparım ben çiğ köfte. Ay ay efendim, efendim kimler gelmiş? Açıklama yapmıyorum. Ay beğendin mi balığı, beğendin mi yeşilliği? Sana da afiyet olsun. Herhalde bugün birayla başladın sen. Evet öyle, öyle demiştim biliyorum. Gerçi senin için fark etmez yani. Birazdan aslan sütüne de dönersin. Heracığım nasılsın? Aa, teşekkür ediyorum canım ya. Zeynep ablanla muhabbet ediyoruz. Mehmet abin, Mehmet dayın ararsa Zeynep çağıracağım. İyiyim canım ya. Ben de ne yapayım? Vallahi mutfaktan çıktım da şey yaptım. Hamsi balık yaptım efendim. Öyle işte. Ha, sana diyorum Zeynep. Mehmet dayın ararsa çağıracağım şimdi. Olur Sibel Hanım, zaten buradayız biz. Sizin alttaki hayranlarınız da burada. Hayır. Şimdi arasa bin gel diyeceğim. Olur, o da bizim dayımız, Hatta amcamız, birazdan ben babamız. şu videoyu yükleyeyim az öncekini. Yüklenmiyor YouTube'ya. Bakayım sorun var. Düzeldi mi? İyi aklıma geldi. Tabii. Ondan sonra da arayacağım. Aa, teşekkür ediyorum Heracığım. O da bizim bir abimiz. Selam söyleyiniz. Aynen. Tabii ki. Tabii. Bir de yani bana karşı da eli açık yani. Allah var şimdi bak. Parası olduğu zaman şey yapar. Yükleyeyim de arayacağım. Burada da seviyor şeyi. Mehmet dayısı amcasını. Tamam dur. Hayır. Sen akıllısın. Dur anne şuna bir yüklesin de. Aa, ne istiyorsun? Balık olmaz sana. Çeri Genç kılçıklı kız bir tane verebilirim. Göze iyi gelir. blozum. Ben seni tanıyor muyum? Sen benimle labali konuşuyorsun. Buyurun. Dün Patican sana en kral mamayı almadı mı? Bak en pahalısından aldı sana. Önünde. Çeri blozum. Sen Peki. benimle labali konuşuyorsun. Ben seni tanıyor muyum? Hani sus. Al o zaman. Al. Ha anlamadım Zeynep Hanım. Dedim ki birkaç kişi tanımıyorum. Hani labali yazıyor da o yüzden hani tanımıyorum ben. Görmezden gel. Şu gari yazanları gör. Madde yazanları görme. Şeri Hanım diyeyim ben size o zaman. Ben sizi tanımıyorum. Labaliye gerek yok.
Tanısam da gerek yok. Anlıyorum sizi, böyle ciddi insan pek fazla görmüyorsunuz ama demek ciddi insanlar da var. Sibel Hanım, ben sizin müsaade istiyorum, ben sizden Tamam. yemek yapacağım. Katıldığın için teşekkürler. Görüşmek üzere. Rica ederim efendim. Kolay Görüşmek gelsin. üzere efendim. Evet. Efendim. Şu az önceki videoyu yükleyeyim. Ondan sonra Mehmet dayıyı arayacağım. Telefonu çalarsa, açıksa bin gel diyeceğim. Bin gel diyeceğim efendim. Gözde Hanım hoş geldiniz efendim. Nasılsınız? TikTok'ta mı efendim? İlerleyen saatlerde. Gerçek, eğlenceli olan bir Sibel Baysal markadır. Yani bunu tekrar söylememe gerek yok yani. Değil mi efendim? Yani. Korkuyorum gecenin karanlığında. Korkuyorum gecenin yalnızlığından. Söyle bana seni kim değiştirdi? Değiştirdi benim tüm yaşantımı. Akşam olmadan, güneş batmadan, gel gel beni yalnız bırakma. Beni sensiz bırakma.
Sen mi yazdın benim alan yazımı? Sen mi çizdin benim yalnızlığımı? Söyle bana seni kim değiştirdi? Değiştirdi benim tüm yaşantımı. Beğendin mi Huri'yi? Güzel okuduk mu? Güzel okuduk mu evladım? Aynen. Herhalde ki kız gel. Gel bana gel. Ay, Tayland. Tamam, gel. Aa. Gel buraya gel. Gel. Gel burada otur. Gel. Gel hadi gel. Gel hadi gel. Gel yanıma. Bak ne vereceğim sana. Gel buraya gel. Yanıma gel. Gel yanıma gel. Bak bir şey vallahi bir şey vereceğim sana. Gel yanıma. Gel gel. Tamam gel buraya gel. 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 Kız gel. Geleceksin diye gözüm yoldaydı. İçimdeki ateş o gün soldaydı. Nereye gittin kardeş?
Neydi acelen? Keşke kalan ömrüm. Senin olsaydı. Ne olurdu kardeş? Olurdu yolda mı kaldın? Gel gel gel. Evet, kısmın tedavisini yapayım efendim. Uygulayayım. Ondan sonra değil mi efendim? Yani şöyle. Ay nihayet ya, aman bu da var ya. Aa evet canım, evet. Balık güzel oldu. Mutfaktaydım ya canım. Ha. Baysal TV mutfağındaydım ya bebeğim. Bir tanem. Güzel evladım. Şimdi Aruşka'nın tedavisini uygulayacağım. Tabii. Yok. Dolaba niye koyayım? Tezgahın üstünde duruyor. Aa, burada da servis olaraktan kendime şey yapmışım. Meze olarak. Ama ekmeksiz yiyorum. İlerleyen saatlerde ekmekle yiyeceğim. Tabii canım. Balık dinlendikçe güzel oluyor. Canım. Evet, önce efendim şundan başlıyoruz. Veteriner kızıma vermiş olduğu şundan veriyoruz efendim. Yok, hava serin ya. Evet, kızım için. Şöyle efendim. Gördünüz efendim. Şimdi bunu efendim o kapsüldü. Tabii veteriner hekimimizin kızıma vermiş olduğu ilaçlar efendim. Annesi Sibel Baysal tarafından uygulanıyor. Görüyorsunuz efendim. Şunu da efendim parmağımıza bir ölçek şöyle alıyoruz. Şekilde ve ne yapıyoruz efendim? Her şeyine tüylerine varana kadar, diş sağlığına varana kadar her şeyine
Yararlı. Efendim. Gördünüz. Uygulama. Kızımın uygulaması. İktidar şeyi. Gördünüz mü efendim? Olay bu. Ya. Evet. Nasıl? Aferin kızıma maşallah. Herhalde ki. Sen şöyle geç de ben de şunu kutuya koyayım senin ilacını. Aa. Bu da benim kızımın pasaportu, kimliği. Üzerime kayıtlıdır. Ayrıca Tarım Orman Bakanlığı'na kayıtlıdır ve mahalle muhtarına kayıtlıdır efendim. Yani. Bu mudur sevdanın adı? Dilimde gitti tadı. Doymadı ki feryadımı. Günde bir kapsül, bir de gördünüz az önce şöyle bir parmağıma aldım. O da şey, tüm böyle bunlar yararlı kızım Aruşka'ya, köpeğime. Yani. Evet, veteriner hekimimiz önerdi efendim. Elektrik iyi. Merhaba canım. Bir kadın tanıdım, çok ağlıyordu. Gözünden sel gibi yaş akıyordu.
teselli verecek. Aa Judith. Merhabalar, kraliçem, nasılsınız? Eşinden ayrılmış bir hali vardı. Eşinden ayrılmış bir hali vardı. Evet, Judith Solist'im, gelmek ister misiniz konuk olaraktan? Lale Devri. Şöyle bir hamsi balık. Biraz tere. Biraz Nasıl? Hamsi. Ay bir de barbun muydu? Öyle bir balık var herhalde, değil mi efendim? Rengi bordo muydu? Pembe miydi? Neydi o balığın rengi? Barbun ya mı? Barbun balık. Öldü mü? Var bu. Ay Gönül'e soracağım. Gönül bir balık vardı ya canım. Barbun muydu o? Barbun ya. Barbun yedi. Hayır yok ya, barbundu. Barbun diye biliyorum ben. Şöyle rengi pembe gibi. Bugün hamsi yaptım da. O da güzel oldu. Barbun balığı da güzel. Biraz da limon sıkalım. Şöyle. Bu da tere. Niye kızım? Niye annem? Ha? Gel.
Balıkçı. Kılçıksız. Kılçığını al dedim. İkisini birbirine yapıştırdım. Onunla da. Yağda kızarttım. Tere var, roka var, maydanoz var, aspek var. Ne bileyim ben işte bir sürü maşallah yeşillik var. Limon var, turp var, kırmızı turp. Kırmızı turpu belki dişim kesmez diye düşündüm. Onu rendelerim yani sonra. Ne oldu kızım, buraya mı geleceksin? Tamam hadi gel. Ayağım. Güzel kızım beni. Çok mersi Özgür Bey. Kızımın tedavisini de yaptım, ilaçları uyguladım, veteriner hekim beyin verdiği. Evet. Evet. Senin bana bir zararın yok ki. Saygısızlığın da yok yani. Niye sevmeyeyim seni? Çok seviyorum. Cenceni. Yani. Kız bana niye bakıyor? Ha. Senin orada çok güzel kalite mamam var. Yani. Ondan ya kızım. Önünde var ya zaten. Hadi git biraz tur at istersen. Tur atacağım. Zulu deden geldi. Haydi mersi. Zulu deden geldi. Aa burada. Yok olmaz. Hamsi olmaz ona. Boğazında kalır. Onun maması var orada. Tavuğu da var. Ondan sonra da ilerleyen saatlerde tavuğu yapacağım. Tabii. Güzelce haşlayacağım. Küçük küçük dike dike doğrayacağım. Ondan sonra da Aruşka yiyecek. Değil mi kızım? Ha? Herhalde. Kurban olsun anne sana. La la ay canım bir tabak da kedilere yaptım. Şimdi binanın önüne koyacağım. Bir sürü kedi var orada. İki tabak çıktı. Bir tabak bana, bir tabak kedilere. Tabii.
Gel, gel, gel ablana gel. Hayatım, bana sormayın. Yani Yeliz'le Uğur uzun zamandır arkadaşlar. Onlar dostlar. Yani bugün madde olurlar, az sonra iyi olurlar. Araya bile girmedim. Girmem de. Yani. Kaç yıllık dostlar. Ay bu yaprak da gelince gerçekten canım yaprak sarması istiyor. Ama maalesef yaprak sarmasına saramıyorum. Lahana çok severim ama onu da saramıyorum. Bilmiyorum ya. Birkaç kere denedim de olmuyor. Olmuyor. Olmuyor hayat. Dağılıyor, patlıyor, yırtılıyor. Yani. Kurban olsun anne sana la 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 sen kuzu musun? Ceylan mısın? Kurban olsun anne sana. Tamam. Kurban olsun anne sana. O senin ses tonu. Gel böyle kızım. Arış kaşındı, onları da vermem lazım. Bir tabak çünkü kedilere yaptım hayatım. Kiloydu zaten. Bir tabak bana, bir tabak onlara yaptım. Olmaz. Yok canım. Bulabilirsem Hatay yöresi olaraktan böyle baharatçılar var. Onlar da böyle hazır sarıyorlar yaprak sarmasını. Öyle alırım. Ondan sonra ben kendim pişiririm. Tabii canım. Ama kuş üzümü sevmiyorum. Kuş üzümü sevmiyorum canım. Yani kuş üzümlü koyuyorlar. Ondan dolayı sevmiyorum. Kuş üzümü koyuyorlar ya mesela o. Olmaz balık zararlı hayatım. Olmaz Aurora'ya veremem. Kusar. Aroran tavuğu var. Onu yapacağım. Önünde kuru maması var. Yaş maması
Var. Çok şükür. Allah'ıma hamdolsun. Kurban oldum Allah'ıma. Aa, görüşemiyoruz. Az sonra görüşelim istersen. 5 dakika kaldı. Ara beni bak. WhatsApp'tan kızım. Şimdi değil, 5 dakika sonra. 4,5 dakika kaldı. Ne yapayım şimdi yani, Baysal TV'ye yükleyeyim ki ne bari, icraya gitsin hayatım, icra ödemelerine gitsin yani. Huriye. 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 Burada dur. Zaten ne? Migros'ta. Şey mi diyor? Konserve olan mı? Böyle hani derdine son balık gibi. Yok ayol. Onun içine şey koyuyorlar. Üzüm, kuş üzümü koyuyorlar. Nasıl yani? Normal böyle normal sarılmış yaprak sarması hazır. Alıyorsun. Aa! Ondan sonra geliyorsun, evde pişiriyorsun. O şekilde mi? 3 dakika kaldı. Beni şeyden WhatsApp'tan ararsın. 06'dan ara. Baysal TV'ye atacağım işte bunu da, o yüzden. Tam orada söylersin bana. Yani pişmiş mi diyorsun? Yoksa hayır, pişmiş istemiyorum. Sarılmış, ben evde yapacağım, pişireceğim. Neyse, bak hafta söylersin. Onu da konuşacağım seninle. Gittim şikayet ettim onu. İkisini. Karı koca. Bugün aradılar beni. Onlar değil. Dekontu götürdü. Melisa bana dekontu verdi. Bir de Melisa'nın Lubunya arkadaşının şeyinden atılmış. Evet. Melisa nakit vermiş Lubunya'ya. Banka mobili olmadığı için. Ondan sonra dekontu attı. Ben de gittim, suç duyurusunda bulundum. Lubunya'da Bursa'dan gitti Melisa ile beraber. Öyle yok öyle 1750. Yok öyle. Atakan da zaten suç duyurusunda bulunmuş. Seda da suç duyurusunda bulunmuş. Daha da bilmediğin kişiler var. Efendim son 1 dakika. Evet, Baysal TV mutfağında bugün ne vardı efendim? Hamsi, balık, yeşillik, yani güzel oldu. Güzel oldu efendim. Evet. Bir dahaki menüde efendim yaprak sarması, ben saramıyorum, ya da lahana. Onu da marketten alacağım efendim. Sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum efendim. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın efendim. Şöyle bir hamsiden şöyle alalım. Aa, güzel. Limon da çıktı. Güzel efendim.